endoskopi yapıldıktan sonra hastaya şüpheli görülen yerlerden biyopsi alınır. Hı hı. O biyopsiler patolojiye gider. O patolojiye giden sonuçlar da eğer karsinom teşhisi konursa hastaya mutlaka artık kanser tedavisini başlamamız gerekiyor. Kolon kanseri teşhisini başlamamız gerekiyor. Bunun için de teşhisi konduktan sonra kişi nasıl tedavi olur? Hastanın eğer evre bir hastalıksa, biraz önce dediğim gibi bağırsağın sadece dışındaki katmana kadar çıkmamış, içindeki katmanlarda sınırlı tümörü varsa, cerrahi olarak orasını belli marjlarla tümörün çıkarılmasıyla birlikte tam cevap alınmış oluyor, tam tedavi edilmiş oluyor hastalarımız. Hastalığın evre 2 ve evre 3'te olduğu zaman, o zaman cerrahi olarak çıkarılabilirse çıkarılır, çıkarılamayacak durumdaysa kolon kanserlerinde, kolon kanseri anüsten itibaren 1,5 metrelik bağırsak dokusunu içeren kalın bağırsak dokudur. Kolon kanseri de tedavisinde kemoterapi kullanılır. Ama rektum kanserlerinde eğer anüsten itibaren ilk 15 santimde giriş yerinde bulunan tümörse, o zaman hastaya cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz biz ışın tedavisi uygulamaktayız. Tedavi bizim için, tedavinin ayrımı için bağırsağın hangi bölgesinde tümörün yerleştiği çok önemli. Daha sonra hastanın rutin yapılması gereken kemoterapileri yapılır, radyoterapisi yapılır, cerrahisi yapılır. Ondan sonra da kontrolleriyle hastaya uzun yıllar takiplerini yaptırırız. Peki şimdi şöyle hocam, kişinin aynı tanıda şikayeti var, evet, ama kişi özel olduğu için siz dile getirdiğiniz aşamaların aynısını yaşamayabilir o zaman. Kesinlikle. Burada patoloji ve genel cerrahinin kolonoskopi ile teşhis koyduğu bağırsağın hangi bölgesinde yerleşim yeri diye teşhis koyduğu bölge çok önemli. Ona göre hastaya tedavi uygulanıyor. Bazılarının hastaya kemoterapi uygulandıktan sonra daha farklı akıllı ilaç kullanımı şansı da vardır. Yine rektum kanserlerinde tedaviye ışın tedavisi, bizlerin radyasyon onkologlarının tedavi ettiği radyoterapi ile birlikte daha sağlıklı, daha güzel cevaplar alma imkanımız vardır. Bunun için yerleşim yeri çok önemli. Yerleşim yeri içinde bize yol gösterecek olan kişi patologtur. Yine kolonoskopi ile kaçıncı santimde yerleşmişse onun raporu bizim için tedavi baştan başa aşamalarını ilk başında aşamalarına yol gösterir.